Birkaç noktada utançlıyorum birisinden. Bir, insanların muz çalmak zorunda kalmasına mı üzüldüm? İki bunu bir marifet ya. gibi bir yayınlamalarına mı üzüldüm? Tam Türkiye'yi anlatıyor. Ee, Tam ben Türkiye beklerdim anlatıyor. ki Mersin Limanı'ndan o kilolarca ki tonlarca uyuşturucu maddenin faillerini yakalayıp ki birazdan geleceğiz. Bir dakika nasıl yani? Mersin Limanı'da böyle şeyler mi oluyor? E, tabii ki biraz... Ne münasebet. Bu şeyde bahsetti işte. Beşinci bölümde. Birinci ee, sezon beşinci bölüm. Evet. Beyefendi de bahsetti. Şimdi... ...herhalde konuşacağız. Konuşacağız. Peker'e geldik. Dediğim gibi... E, ...dün e, videolarının... 5 bölümü yayınlandı. E, artık herkesin dilinde aynı... E, ...espri mi bilmiyorum... ...var. Dizi gibi... ...izleniyor. Onun için birinci sezon... 5 bölüm. E, şimdi... ...bu sefer biraz daha uzun, bir saate... ...aşkın bir şey. Söylemediği şey... ...kalmadı. Sedat Peker'in. Gene ağır dedi... Gene Süleyman Soylu dedi, araya Abdülkadir Selvi'yi kattı, ee, her birine bir isimler yakıştırmış vesaire. Şuradan başlamak istiyorum. Peki her konusunda çözecek çok şey var. Hem benim var hem de beyefendi var. Üstelik de bazılarının ilk defa duyacaksınız bunların. Ee, bu videoları engelleyemiyorlar mı size göre? Yok. Çünkü sonuçta yurt dışından çekiyor ve YouTube'dan yayınlıyor bunu. Ya, ya demek ki neymiş? Öyle hani e, içeride bizi hı diye yoksa parmak sallarken bunu böyle engelleyemiyorlarmış. Çok enteresan geliyor bana. Şimdi aslında e, demokratik ve hukuku düzgün e, işleyen bir ülkede Selahattin Bekir'in söylemiş olduklarının çok önemi de olmaz, de alınmaz. Şimdi... Çok ciddi iddialar ortaya koydu. Bunlarla ilgili bizler konuştuk. Ben kısaca bir özetlemek istiyorum. Çünkü önemli geleceğim nokta. Önce Soylu dediler ki bir maf mafya pisliğini, artığını konuştuklarını alan bir iktidar var dedi. Peker'in abisi bu, ablası bu, kardeşi bu dedi. Doğru Aa, mu? Bir dakika ona geleceğim birazdan. <laughs> Öyle onu geçmiştiremeyiz. Tamam. Bir Çok neşeli. Olay. Evet. Aynen. Sonra ben madem bu kadar pis bir adamım dedi bana niye koruma verdin dedi. Hmm. Niye VIP kullandırdın? Niye aracında çakar var dedi. Doğru mu? Bunu iddia, bu iddiayı gündeme getirdiğimizde Ömer Çelik çıktı. Boş konuşmayın dedi. Bildiğiniz bir şey varsa evrak çıkartın dedi. Ne çıkardım ben? İstanbul Valiliğinin Peker'e verdiği koruma yazısının örneğini çıkardım, önlerine koydum. Şimdi onu bir görelim, İstanbul Valiliği'nin koruma yazısını. ilk Oda TV yayınladığı için onların hani ayıbı olmasın diye Oda TV... Bu ikincisi, Kepsini. İlk ben yayınladım, bu ikincisi. Ha, tamam. Şimdi burada bir kere Sayın Reis Sedat Peker yazıyor. Reis diyorlar ya, Allah Allah, balik de mi reis diyor dedim. Meğer 2000... Mahkeme kararı... Onların ile... ortasında Reis adını almış. Almış, evet. evet. <laughs> Bayağı. Ben de Reis onu Bey. sonradan öğrendim. İki, bir şey daha söyledim. Bu bu kadar kötü bir örnekti, kötü bir adamdı. Bu beyefendinin oğluna hiçbir şey söylemiyorum. Küçük bir oğlu var. Oğlunu neden TRT, Diriliş Ertuğrul dizisinin 32. bölümde oynattınız dedim. Serhat Bekir'in. Bunun ne ilgisi var? İşte Siz... Serhat Bekir'in oldu. TRT'nin TRT dizisi bir oldu dizisinde, için, dizisinde oynuyor. Benim vergilerimle ayakta duran bir kanal TRT, değil mi? Şimdi gelelim bugünkü boyutuna. Bir dakika. Ay böyle lütfen. Siz bildiğiniz için her şeyi böyle hemen bir sadede gelmek istiyorsun Ben tadını çıkara çıkara geleceğim. Tamam. Şimdi önce şu koruma meselesine bir gelelim. Evet, belli ki İstanbul Valiliği. Emniyetin öngördüğü şartları yerine getirdiği gerekçesiyle koruma tahsis edilmesini kararlanmış. Yazılı olarak resmi. Yazılı olarak. Şimdi koruma verilmiş. Ve fakat şöyle bir iddia var. Bu korumalar yurt dışında da Peker'in yanında defaket Kesinlikle doğru. Ediyor. Kesinlikle doğru. Bu ama sadece devlet yetkililerine tanınmış bir şey değil mi? Evet. Koruma da öyle. Bakın milletvekillerinin de koruması yoktur onu söyleyeyim. Biz ancak tehdit edildiğimiz zaman vatandaş gibi koruma alabiliriz. Bize devletin vermiş olduğu bir koruma yok. Milletvekillerine yok. Kime? Bakanlara, valilere, emniyet müdürlerine, işte eski müsteşarlara, bakan yardımcılarına veriliyor. Şimdi buradan soruyorum. Peker bu kadar vahim bir adamdı, pis bir adam diyorsunuz. Sayın Soylu, bu Efkan Ala döneminde verilmiş, senin döneminize uzatılmış, senin döneminde, bakanlığın dönemindeki polisler bu adamı korumuş, yurt dışına gidip gelmiş. Şimdi yurt dışı meselesi çok önemli. Tabii ki. Yani dediğim gibi hani... Özel seçiliyor onlar. Pasaportları Bakın, bazı oluyor. Bazı iş adamlarının yanında korumaları vardır ama... Yaman dilleri oluyor. Ama onlar kendi paralarıyla koruma tutarlar. Polis olarak e, emniyetin verdiği korumalar yurt dışında ancak bakan, işte e, bakan yardımcısı belki... E, iktidarın yakınındaki bazı Belli onlar. Koruma alabildi. Bak korunacak kişiler belli. Bunların arasında milletvekili yok. Bunların arasında belediye başkanı yok. Zaten bakın siz de koruma alabilirsiniz. Ben de alabilirim. Niye? Tecrüt ediliyorsak savcılığa, valiliğe başvururuz koruma verir. O başka bir olay. Ama pekere kadrolu koruma verilmiş. Seçtiği Kadolu korumalar ve verilmiş. Beni en çok ilgilendiren şey yurt dışı. Tabii meselesi. ki. Meselesi. Her tarafı vahim. Bakın her tarafı vahim bu durum. İkinci bir şey daha sordum. Rize'de miting yaptı. Kim izin verdi? Bir yerel gazete terör lanet mitingi yapıyor. Valiliğe başvuruyor. O yerel gazete miting yapmasına Rize Valiliği izin veriyor bu adam. Sen o zaman İçişleri Bakanı'ydın. Sayın Soylu. Temiz Soylu. Öyle diyor ya. Evet. <laughs> Süslü Soylu. <laughs> Dur. Siz de söylemeyin canım. Yani ama yani <laughs> şimdi ben onun ağzından bunları <laughs> söylüyorum. Niye onun sana ağzından, bunları bakın ay niye sana temiz şey diyor niye sana süslü <laughs> diyor. Bu ülkenin... bunun 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 konuşulması lazım. <laughs> bu ülkenin Ve İçişleri Bakanı şimdi. Bir güzellik daha var orada şu gazetecinin ismini veriyor onu çok eleştiren işte Emre Kongarı veriyor Ruşen Çakırı veriyor sizi veriyor bize kızmıyor size kızmıyor o kadar bir insan bu kadar kime kızar? Bakteri çok yakınına, olan. çok yakın olup da daha sonradan kötü olduğu birisine kızar. O yüzden aslında ben bu ironiyi yapıyorum. Şimdi bir fotoğraf gelecek ekrana. Bunu hatırlayacaklardır izleyicilerimiz de. Fotoğraf 2015 yılından. Yani söylemeye gerek var mı? AKP. Şimdi e, Dünya Türklüğü Hakan'ı ünvanı verildi. Bir elde e, MHP e, sembolü, bir elde Rabia ile AKP sembolü. İkisinin zaten Cumhur İttifakı 2015'te çoktan kurulmuş beyefendinin şahsında. Şimdi Dünya Türklüğü Hakan'ı, bu organizasyonu yapan kim? Kültür Bakanlığı. Evet. Bu ülkenin, AKP iktidarının Kültür Bakanlığı bunu düzenliyor ve böyle bir kaftan giydiriyor. Şimdi sonra ne oldu da Türk Haka oldu Sedat Peker? Nerede? Çakıcı çıktı.